Alüspermiyi saptadık ve en az 2-3 laboratuvarda sıfır değerlerini aldık. Ne ölü ne canlı hiç hücremiz yok. Ha, bu o zaman sıfır azospermi, gerçek azospermi. Bizim için bu konuda bunun üzerine gideceğiz. Azospermiyi değerlendirirken bizim olmamız gereken testler en az 2 veya 3 laboratuvarda farklı yerde olacak ve sıfır olacak. Ve sonrasında hormon değerlerini bileceğiz. Genetik olarak karyotip analizi ve Y-mikodilasyon testlerini yapacağız. Bunlarla beraber ultrason gerekiyorsa bunları yapacağız. Ve hepsininle beraber hastayı iyi bir fizik muayeneden sonra değerlendirmeye alacağız. Azospermimiz hangi grup olabilir? Ne yapalım? Planlamamız nedir? Diye buna göre organize olacağız. Hasta azosperm hastası geldi. Hemen hastaya mikrotese yapalım, ameliyat yapalım. Bu kesinlikle yanlış.